Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, insan hakları meselesi hiçbir ülkenin iç meselesi değildir. Demokrasi meselesi de hiçbir ülkenin iç meselesi değildir. Her hele komşularımız mesele ise hiç değildir. Türkiye sonuçta bu coğrafyanın en büyük Kürt nüfusunu barındıran ülkedir aynı zamanda. Kürtler Orta Doğu coğrafyasında 30 milyona yakın bir nüfusa sahiptirler ve maalesef devletleri yoktur. Dolayısıyla yani sınır ötesinde yaşayan Kürtler de hiçbir devletin koruması altında değiller. O nedenle de bu sınırlarda Kürtlere karşı yaşanan ağır insan hakları ihlallerine Kürtlerin yaşadığı devletler maalesef hep sessiz kalmışlardır. Yanı başımızda İran'da yaşanan mesele de budur. Son bir yılda 800'e yakın idam gerçekleşmiştir. Gerçekleşen idamların %80'i ve 90'ı Kürtlerdir. Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıkları için veya itiraz ettikleri için. Ama yanı başımızda gerçekleşen bu ağır insan hakları ihlallerine mevzu Kürtler olduğu için bizim devletimiz de maalesef karşı çıkmamıştır, sessiz kalmıştır. Şimdi çok yakın zamanda, 2 hafta önce yine burada konuşmuştum. Erbil'de kendi evinde çocuğuyla beraber öldürülen iş adamı var. Sadece kimliği iş adamı. Evi devrim muhafızları tarafından atılan bir bombayla, bir füzele yok edildi. Kimsenin sesi çıkmadı. Peki ben bu meclise soruyorum gerçekten. Öldürülen bir Türkmen olsaydı, bir Azeri olsaydı gerçekten devlet, hükümet, bu parlamento böyle mi davranacaktı? Tamamen iş adamı ve 2 yaşındaki çocuğuyla öldürüldü. Kimsenin sesi çıkmadı. Bir bas sağlığı dileğinde bile bulunamadı. Bu coğrafyada mevzu şudur. Kürtler annesini görmesin. Bu bir metafordur ve bu metafor 10 yıllardır uygulanmaktadır. Yaşadığımız da bütün bunlardır arkadaşlar. Türkiye bunu bir fırsata çevirebilirdi. En büyük nüfusa sahip bir ülke olarak. Neden sessiz kalıyor? Çünkü kendi Kürt meselesini demokrasiyle, adaletle, barışla çözemedi. Eğer çözseydi bugün İran'da yapılan ağır insan hakları ihlallerine de veya Suriye'de, Irak'taki Kürt meselesine de kendisi sahip çıkardı. Türkiye devlet sahip çıkardı ve daha büyük bir nüfusa ve daha büyük bir derinliğe sahip çıkardı. Bu vizyonda olan devlet adamları yok muydu? Tabii ki vardı. Ne oldu? Sonuçta faili meçhule kurban gittiler. Cumhurbaşkanıydı. Halen ölümü şüpheli. Ve vizyonu şuydu. Yani yanı başımızda sınır ötesinde yaşayan Kürtler de bizler sahip çıkalım. Demokrasi içerisinde kendi kimliklerle yaşasınlar. Ama bunu Türkiye'ye yaptırmadılar. Sayın Tanrıkulu, lütfen tamamlayın. Bu vizyona sahip olma Adalet ve Kalkınma Partisi de bu meselenin çözülmemesini isteyen uluslararası güçlerle siyasi çıkarları örtüştü. İç siyasi çıkarlar nedeniyle ve geldiğimiz noktada da Kürtler sadece Türkiye'de değil, yaşadıkları bütün coğrafyada da, bütün ülkelerde ağır insan hakları ihlalleriyle ve ölümlerle karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar. Evet, yanı başımızda evet idam edildi. Dün burada ne oldu? Dün de burada bu meclis anayasayı idam etti. Anayasayı, daha doğrusu infaz etti. İdam kararı verilmişti Yargıtay tarafından. Bu meclis yaşadığımız, yani bu meclisin yaşama nedeni olan anayasayı infaz etti. Ya Sayın Başkan, size celat demek istemiyorum ama yani sonuçta o sefaya siz tekme vurdunuz ya. Yani bir hukukçu olarak tekme vurdunuz gerçekten.